Alkışlar Sayın Selim Özdemir için. Kendisi Eylül Hanım sayesinde yarışmamıza geldi. Daha doğrusu karar verdi gelmeye. Teşekkür ediyoruz kendisine. İlk sırada yarışan yarışmacının da risk alması gerektiğini hatırlatıyoruz. Evet, keyfini çıkartacağız ama hafta finalleri daha keyifli oluyor efendim. Haberiniz olsun. Tamam. Sanki bizden önce birisi yarışmış da 8900, 9000 yapmış gibi. Gelsin mi ilk soru? Lütfen. Buyurun gelsin. Yarım arşın veya 30,5 santimetre uzunluğundaki ölçü birimi fit de diyorlar. Onun hani Türkçesini düşünsek fit. Ayak. Durdursak mı? Durdurduk bile. 400 puan değerinde. Gayet de güzel bir başlangıç. Buyurun yenisi geliyor. Bu bir bağlaçtır. Bu bile yeter belki 4 harfli olduğunu söylesek. Ama okuyalım. Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan ögeler için kullanılan bir bağlaç. Veya. Çok güzel, harika. Selim Bey tebrik ederim. Hızınıza hayran kaldım. Hakikaten öyle. Yani hani çok zor soru değildi ama özümsemek için biraz bir nefes alınır gibiydi. Bravo. Aynen devam. Ham sığır derisinden yapılan iptidai ayakkabı. Hani böyle köy romanları, şunlar bunlar. Çarık. Çarık. Oralarda kalmış. Buyurun. 1300 oldu kasanız. Yine böyle basit düşünelim. 5 harfli cevapları bitirelim. Tek kelime. 5 harfli. Şöyle sorulmuş. İki kara arasındaki Dardeniz. İstanbul'da yaşıyoruz. En iyi biz biliriz. İki kara arasındaki Dardeniz. İç deniz ama. İç deniz mi? Böyle bir geçit gibi düşünelim mi bunu? Aynı zamanda. Boğaz. Boğaz. 1850 kasa. Yani 4 soruya cevap verdiniz. Hiç harf almadınız. Tebrik ederim. Halen ilk dakikanın içerisindesiniz. Her şey yolunda efendim. Aman çok heyecanlıyım. Boş verin. Heyecanla da güzel yapıyorsunuz yapacağınızı. Tamam. Aynen böyle devam edelim. Buyurun gelsin 6 harfli cevaplar. Diyor ki. Bucak'ta denen ilçe semti. Bence en zor sorulardan biri bu. Bunu atlattık mı gerisi kolay. Bucak. Kasaba? Hayır. Eski bir kelime. Artık çok kullanılmıyor. Neredeyse hiç kullanılmıyor. Bir harf alayım. Buyurun efendim. Kasabanın belli bir semti. Belli bir bölümü. Nahiye. Hocam tebrik ederim. İşte bu. 2300 oldu kasa. 2 dakika 51 saniye var. Buyurun geliyor. Çok kolay soru. 6 harfli cevapları bitirecek olan soru bir anlamı olan ses veya ses birliği. Kelime. Kelime ya da sözcük. Çok güzel. 2900 oldu. Şununla birlikte 3000 aşacak. 3600 olacak. Görelim. Arıların karın halkalarından salgıladıkları ve yapı malzemesi olarak kullandıkları maddedir. İki kelime birleşik. Arılar karın halkalarından. Arı sütü. Arı sütü değil. Arı sütünü yapı malzemesi olarak kullanmazlar. Bunu peteklerini böyle kurmakta kullanıyorlar. O hani... Bal mumu. Bal mumu. Bravo. Unutmayalım ki bastıktan sonra 30 saniyemiz var. Ve 30 saniye işte böyle efektif olarak kullanılıyor. Tebrik ederim efendim sizi. Buyurun yeni sorumuza. Batı kökenli bir kelime. Bulunduğu yerin özelliklerini taklit ederek fizlenmiş olan nesne veya kişi. Fransızca köken. Kamufle. Selim Bey. Selim Bey. 4300. Maşallah. Buyurun yenisi gelsin. Basit. İki kelime birleşik. Onu da unutmayalım. Bir üretim evi, yani fabrika veya inşaat alanındaki işleyişten sorumlu yönetici. İşleyişten sorumlu yönetici. Bir üretim evi veya... İnşaat alanındaki işleyişten sorumlu yönetici. İki kelime demiştim, birleşik demiştim. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Bu şu ana kadar aldığımız ikinci harftir Selim Bey. Hiç korkmayın. Süremiz de bol. Sorumlu yönetici. İki kelime olduğunu da lütfen tekrar hatırlatayım. Unutmayın. Bir harf daha alayım. Yapmayın. Hızlı hareket ediyorsunuz. Neyse geldi artık. Çıkar bu. Üst. Ustabaşı. Ustabaşı. Alkışlar. Bir mesela 15 saniye, 20 saniye daha bekleseydik ikinci harfi almadan da çıkar mıydı bir tek T harfiyle sizce? Siz sessiz harfle başlıyor diye mi düşündünüz önce? Yok bir şey çıkaramadım. T ile bir şey çıkaramadım. S gelince. Bir anda. Ha, neyse. Evet. Daha hani doğrusu olsun. Siz
üstü beğenmeyince... Yok yok, rica ederim. Beğenmemek olur mu efendim? Yani 9500 puana koşuyorsunuz. Müthiş bir performans da işte insanın içinde bir hırs oluyor. Daha da fazlasını kazansın istiyorum seninle. Yok yok, hiç öyle bir hırsım yok. Bende var. Olmaz olsun. Şimdi durum şu. 5 tane soru kaldı efendim. 1 tane 8, 2 tane 9, 2 tane 10 harfli cevap. 1 dakika 37 saniye var. Gayet yeterli bir süre. Harf alma ihtiyacı duyarsanız o süreyi kullansam daha iyi. Onu hatırlayın. Buyurun. Mülakata dayalı yazı veya video. Fransızca kökenlidir aradığımız kelime. Yazı veya video. Mülakata dayalı soru cevap. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Yazı ya da video. Bir harf daha alayım. J harfiyle bitiyor. Fransızca kökenli Selim Bey. Röportaj. Röportaj. 5500 yaptı kasayı. 9 harflidir. 2 kelimeden oluşur. İşte şöyle sorulur. Bu bittikten sonra 3 tane kalacak. Mutluluktan, keyiften dolayı kendinden geçmek. Sondaki bir fiil. İkinci kelime. İlk kelime Arapça kökenli bir kelime. Mutluluktan, keyiften dolayı kendinden geçmek. Alalım mı ya? Bir harf alayım. Aldık bir harf. M harfiyle başlıyor. Arapça kökenli olan. Sonrası zaten mastarla biten bir fiil. Keyiften dolayı kendinden bir geçmek. Bir harf daha alayım. Of, o ne güzeldi yahu. Vallahi nasıl güzel bir ses. Dinledik. Mest olmak. Mest olduk. 700 puan değerinde. 6200 oldu kasa. 9000'i aşacağız. Hesabı yapmıştık biz zaten. Ama süreyi Eylül azalttım bayağı. 23 saniye var, yeter. Merak etmeyin. 3 tanecik soru kaldı. Burada zaten hiç korkmuyorum. Pat diye cevaplayacağınız bir sorudur. Merak etmeyin. Ben harf almayın. 9000'i bulun. Onun derdindeyim. Gelsin. Öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren bir işi yapan kimse. Usta. Sonundaki eki Farsça kökenli bir meslek. Bir harf alayım. Aldık bir harf, durdurduk. Öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren bir iş yapan kimse usta. Evet, yani yalnızca diplomamı aldım tamam oldum değil. Çalışmak lazım. Hatta çekirdekten yetişmek lazım. Usta çırak ilişkisiyle filan. Ustalığı, çıraklığı, kalfalığı, ustalığı, yani nasıl bir meslek bu? Bu işi yapan kişiye ne denir? Aman üstadım, aman. İşte hakkaktır, şudur, budur, ne bileyim. Küçük esnaf ve? Zanaatkar. Of! Of! Aman ha. Çok güzel geldik buraya kadar. Sonra diyecekler ki senin nazarındaydı. Lütfen demesinler bunu. Tek kelimedir. Vallahi kolay sorudur. Bir bakın. Mühimmat deposu. Mühimmat deposu mu? Heh. Askerde hani. Mühimmat. Mühimmatın... Cephanelik. Cephanelik. Bravo! 8000 oldu. Son sorudur. Son cevaptır. İki kelimeden oluşur efendim. 6 saniyeniz var. Dert tasa yok. Buyurun gelsin. Gurbetteyken duyulan hasret. Harf alayım. Bir harf aldık. Harf alayım. Durdurduk. İkinciyi de mi istediniz? Evet, ikinciyi de istedim. İkinciyi de istedik. Aslında o güzel yerden gelmişti ama... Gurbetteyken duyulan hasret. Vatan özlemi. Özlemi ise eğer sonu, 4 harfli olmalı başı. Yurt özlemi. Aynı zamanda bir kadın ismi. Yurt özlemi, vatan özlemi. Aynı zamanda bir kadın ismi. Yol verin dağlar. Nokta noktama varayım. Şarkıyı da biliyorum. Ne özlemi? Gelmedi. Sıla özlemi. Sıla özlemi. Ah, senin...
Benim yüzümden oldu. Vallahi öyle. O böyle coşkun, hırsım yüzünden sizi de bu tarafa sürükledim. Daha güzel olabilirdi efendim ama belli olmaz. Sizin başınıza gelen onların başına gelmeyecek diye bir şey yok. Zaten alışkınlar böyle şeylere. 7200 puan çok güzel sonuç. Eğer ki sizi bugünün şampiyonu yaparsa 9000'lerle oynayacağız hafta finalinde. Bir kocaman alkış.